Ev amcası bugün Kuşadası'nın merkezinde. Şu anda öyle bir noktadayız ki marinanın tam karşısındayız. Oturduğum noktadan dışarıya baktığımız zaman marina sanki salonunuzun içinde. İşte öyle güzel bir nokta. Aynı zamanda burada merkezdeyiz. Fakat bu yan tarafım benim komple çam ağaçları ve yeşillik. Yani burayı kesinlikle gelip görmelisiniz. Hemen bir iki teknik detay vermek istiyorum size. Burası çatı dubleksi, şehrin tam merkezinde yürüyerek hemen 10-20 adım sonra denize ulaşabiliyorsunuz ve AVM'ye ulaşabiliyorsunuz. Evimizin teknik detayını vermek istiyorum. Evimiz 120 metrekare alana sahip ve 2+1. Hemen şu anda giriş bölümündeyim. Birazdan ayrıntılı bakacağız. Giriş bölümümüzde bir salonumuz ve burada muhteşem bir manzaramız. Açık mutfak salon bu arada. Bir tane odamız ve bu katta bir adet banyo tuvaletimiz. Yukarıda bir yatak odamız, muhteşem bir terasımız ve bir de banyo tuvaletimiz var. Hatta özel bir bölüm daha var. İsterseniz bunların hepsine ayrıntılı bir şekilde bakalım. Şu anda evimizin giriş kapısındayız. Şunu da söylemek istiyorum. Binamız 3 katlı. Biz şu anda 3. katındayız. Üst tarafta da 2. katımız, çatı dubleksimiz. Orası da 4. katımız. Hemen giriş bölümünden açık mutfak salona geliyoruz. Bu arada bir şeyi daha söylemeyi unuttum. Asansörlü evimizde, apartmanımızda asansörümüz de var. Girdik. Salon bölümündeyiz. Hemen burada dresuarımız. Şöyle Doruk, ayrıntılara çok fazla da girmek istemiyorum. Evimizde bir yaşam var. Portmantomuz, dresuarımız girer girmez elinizdekileri bu şekilde koyabilirsiniz. Hemen eve girer girmez etkileyici bir havayla karşılaşıyorsunuz. Sıcacık bir atmosfer. Krem bej ve ahşap. Yani inanın çok çok etkileyici. Bunu hemen en başta söylemek istiyorum. Yukarıdaki detaylara dikkatinizi çekmek istiyorum. Şu anda salon bölümü ve yemek tarafına, yemek masasının olduğu bölüme geçmek istiyorum ki neden? İnanılmaz bir manzaramız var burada. Yukarıdan daha keyiflisini izleyeceğiz ama hemen burayı size göstermek istedim. Müthiş gelişmiş çam ağaçlarımız ve hemen karşı tarafımızda da yatları da buradan görebiliyorsunuz. Ve hemen tekrar salonumuza dönüyorum. Salonumuz 46 metrekare büyüklüğünde. Isınma için ev sahibimiz burada klimayı kullanıyor ki zaten bu kış herhalde kış yaşamadık diyebiliriz. Klima sizin için çok çok yeterli olabilir. Özel zamanlar için de burada bir şöminemiz var. Gördüğünüz üzere aktif bir şömine. Bunun keyfi bambaşka. İnanın çok güzel kış akşamları ve bahar akşamları burada yaşarsınız diye düşünüyorum. Karşı tarafımda şömine çıtır çıtır yanıyor ve hemen yan tarafında baktığınızda marinanın full manzarası ve ağaçların üstünden. Bu doğallığı önemsiyorum. Buraya geldiğinizde bunu hissedeceksiniz diye düşünüyorum. İkinci bir ısınma sistemimizde burada kalorifer altyapısı hazır. Eğer sıcaktan hoşlanıyorsanız belki de sert bir kış denk gelebilir. O zaman kalorifer peteklerinizi takabilirsiniz. Doğalgaz çalışması da yapılıyor. Doğalgazı da taktığınızda burada hiçbir sıkıntınız kalmaz ki şu anda da öyle bir sıkıntımız zaten yok. Buradan mutfak bölümüne geçiyorum. Burada U şeklinde bir mutfak tezgahımız var.
Bu ev için bence çok çok yeterli ve geniş. Hatta şurası epeyce uzun. Karşı tarafında da iki tane şu anda sandalyemiz var. Ahşap evin dekorasyonu, dediğim gibi bayıldım. Harika. Buraya bir tane daha bir sandalye, tabure daha koyabilirsiniz. Aynı şekilde burada ahşap detayı mutfak bölümünde de devam ediyor. Çok keyifli. Burada Doruk şu detayları gösterdin mi bilmiyorum ama aradaki ledler de buraya çok güzel bir ambiyans katıyor. Buradaki mutfak bölümünü ayrıştıran ışık. Şöyle anlatayım sizlere, salonu ve mutfağı bu bölüm ayırmış. O direkt burada hissediliyor. Bu da çok güzel. Tezgahımızdan bahsettik. Lavabomuzun ön tarafından gene buradan direkt yeşil alana bakıyorsunuz ve karşı tarafta hiçbir şey yok. Hiç bina görmüyorsunuz ki bu bence çok çok değerli. Evet, hemen buradan odamıza geçmek istiyorum. Evet. Alt kattaki yatak odamız. Burası 18 metrekare büyüklüğünde sessiz, sakin, huzurlu bir oda. Gene aynı şekilde büyük bir penceremiz var. Tam da marinaya bakan kısımda gene aynı şekilde büyük gelişmiş çamları ve gökyüzünü buradan görüyorsunuz. Ve dediğim gibi şehrin merkezindesiniz ama buradan hiçbir tık ses duymuyorsunuz. Bu arada bu odamızda da klimamız mevcut. Dediğim gibi ısınma konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Yalıtım konusunda da hiçbir sıkıntı yok. Burası baştan sona dekore edilmiş ve nefis dekore edilmiş. Yine aynı şekilde burada çift kapaklı bir geniş gardırobumuz var. Yukarıya kadar devam ediyor. Bu gardırobumuz da buranın demirbaşı. Buradan hemen alt kattaki son olarak banyomuzu göstermek istiyorum. 5,5 metrekare büyüklüğünde bir banyo tuvaletimiz var. Alt kattaki banyo tuvalet. Burada duşakabin, yine benim sevdiğim tarzda duşakabin. Bu tarzları çok seviyorum. Evet, hiçbir sıkıntı yaşamadan, kafanızla çarpmadan buraya girip çıkabiliyorsunuz. Doruk, hemen şöyle sana da çarpmadan geçmek istiyorum. Ve burada bir tane de şurayı göstermek istiyorum. Çünkü çamaşır makinamızın yeri burası. Merdiven altında. Ya sıcacık bir atmosfer, sıcacık bir ev. Buraya geldiğinizde hemen bu duyguları alacaksınız diye düşünüyorum ve şu nefis ahşap merdivenlerden üst kata çıkmak istiyorum. Şu anda üst kattaki yatak odamızdayız ve yatak odamızın büyüklüğü 18 metrekare. Bunu gene sizlere anlatmak inanın çok zor. Ama bunu buraya geldiğinizde kesinlikle yaşayacaksınız. Onu söyleyebilirim. Şu anda ben muhteşem bir manzaraya bakıyorum. Evet, oraya geleceğiz. Çünkü manzaradan kendimi alamadığım için inanın şaşırıyorum şu anda. Üst kattayız, yatak odamızdayız. 18 metrekare büyüklüğünde ve eğimli gelen bir çatı. Eğimli gelen çatıları ben çok seviyorum. Bir de benden daha çok herhalde Doruk seviyor diye düşünüyorum. Buradan en önemli noktaya çıkmadan önce banyomuzu göstermek istiyorum. Gene aşağıdakiyle hemen hemen aynı yapıya sahip 5,5 metrekare büyüklüğünde bir banyomuz var ve burası tamamen sıfırdan yapılmış durumda. Bu detayları da göstereyim isterseniz sizlere. Yine aynı şekilde yüksek bir girişimiz var. Kafanız asla çarpmaz. Bu tarzı çok seviyorum. Hemen sizlere bir de şundan bahsetmek istiyorum. Yatak başlığımız burada. Yatak başlığınızı diğer tarafa da alabilirsiniz. Bu tabii ki biraz keyfek eder. Özellikle üst taraftaki ışık alanını da görünce buraya geldiğinizde artık buna siz karar vereceksiniz. Bir de şöyle bir durum var. Yatak başlığımız karşıda olursa burada çok geniş bir 3 kapaklı gardırobumuz var ve yukarıya kadar gidiyor. İnanılmaz büyük bir hacme sahip ve depolama alanına sahip. Şunu göstermek istiyorum sadece hızlıca. Burada televizyon ünitemiz için bir bölüm yapılmış.
Yani karşı tarafa yatağınızı diğer tarafa dikey olarak koyarsanız buradan televizyonunuzu izleyebilirsiniz ve istediğiniz zaman da bu bölümü kapatıp kamufle edebilirsiniz. Bir de bu üç kapaklı gardırop dedim fakat şöyle göstermek istiyorum sizlere. Buradan köşeye kadar bu depolama alanı devam ediyor. Yani hacim olarak gerçekten ciddi büyük. Ve evet, şu anda en can alıcı noktamıza gidiyoruz. Evet, yani muhteşem bir manzara. Eşsiz, tam Kuşadası'nın göbeğindesiniz. Tam yaşanacak nokta. Burada inanılmaz büyük, şehrin içinde çok nadir kalmış yeşil alanlardan bir tanesi. Burada yeşile bakıyorsunuz ve hemen karşı tarafınız masmavi deniz, gökyüzü ve marina. Yani manzara olarak diyecek hiçbir şeyim yok. Hele bir de orada tekneniz varsa buradan teknenizi görebilirsiniz. Hangisi olduğunu görebilirsiniz ve yürüyerek teknenize gidip tekne keyfinizi yaşayıp tekrardan evinize geri dönebilirsiniz. Buranın inanılmaz avantajları var. Başka bir şey daha söylemek istiyorum. Şehir merkezindeki AVM'ye, yani şuradan herhalde 10-20 adımda karşıya geçeceksiniz ve AVM'ye ulaşacaksınız. Burada aynı şekilde sıralı olarak çok güzel yemek yiyebileceğiniz, kafesinde oturabileceğiniz çok kaliteli mekanlar var. Üst tarafı gene aynı şekilde teras ama tabii ki sizin kendinize ait bir teras olduğu için oradaki terasa gitmenize bile gerek yok. Şehir merkezi gene aynı şekilde yürüyerek, yani şehrin merkezindeyiz de yürüyerek her noktaya buradan ulaşabilirsiniz. Evet, bu güzel noktadaki ve çok güzel tasarım yapılmış evi almak istiyorsanız hemen bana telefon numaramdan ulaşıyorsunuz. Ayrıca bizi YouTube kanalımızdan, Instagram'dan ve Facebook'tan takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.